Güneş mitleri teorisi Avrupa'daki romantik hareket bilim insanlarını dilsel ve kültürel olarak Hint Avrupa ortaklığını aramaya yöneltmiştir bu yaklaşım Avrupa'da masal çalışmalarının babası olarak bilinen Grimm kardeşleri de etkilemiştir Yakup ee, Grimm 1834 yılında dil bilimsel konuları edebiyat tarihine aktarmış bazı Alman halk şarkılarının ve Ezop fabıllarının ortak yönlerinin Hint Avrupa teorisini desteklediğini belirtmiştir. Dil teorisi de var ya bunu da kastediyor. Ardından William e, Grimm'in de Kinder and yani Ev ve Çocuk Masalları adlı eserinin 3. cildinde kardeşinin yorumlarını devam ettirerek Arilerin Asya ve Avrupa'daki ilk yerleşim alanlarından göç ederken yanlarında masal ve fabuların tohumlarını da götürdükleri ve bu tohumların sonradan farklı etnik merkezlerde birbirinden bağımsız olarak bağımsız olarak bunu birkaç videodur böyle notlar kesiliyor. Bağımsız olarak e, gelişmiş bakalım nereden kesmişiz. Bağımsız olarak filizlenip çek açtıklarını belirtmiştir. Şunları da ekleyebiliriz üstüne birazcık. Karşılaştırmalı Mitoloji adlı kitabında Max Müller, Kâh'nın kendisi için en dolaysız ilham kaynaklarından biri olduğunu söyler. Kâh'nı izleyen Müller çeşitli arı tanrıların özel isimlerini tek bir Hint-Avrupa köküne getirerek ilkel anlamı da yeniden oluşturmuştur. Max Müller masallara William Grimm'in sözlerini tamamlar biçimde yaklaşmıştır. Müller de ulus ve masal arasında sıkı bir ilişki görür. Ayrıca Müller kuzey ve güneye göç eden halkların güneş ve şafağı belirten terimleri de parlayan gök varlıkları inanışlarının sembolleri olarak yanlarında götürdüklerini de ileri sürmüştür. Mesela şunu kasteder. Diyelim Kuzey Afrika'daki bir toplumun uzun yollarla Mısır, Arabistan, İran, Türkiye, Avrupa'nın en kuzeyine kadar gittiğini düşünün. Kendi sembollerini, tanrıça sembollerini de götürmüştür. Orada buna benzer şeyler bulunmuştur. İşte bu da buna kanıt olarak görülür. Bunu da bitirdik. Theodor Benfey ve masalların Hint kökenlerine bakacağız. Görüşmek dileğiyle.